İktidar partisi muhalefetin sesini kısmak ve meclisi işlevsiz hale getirip tek adam rejimini takip etmek amacıyla 15 yıldır bir çaba içerisinde. Menzili de şifre olmuş bu yürüyüşündeki yeni ortağıyla yeni rejimin hukuksal altyapısını oluşturmak için getirdiği iş düzük üzerinden söz almış bulunuyorum. Sayın milletvekilleri, tasarıdaki çalışma düzenini ve huzuru bozacağı iddia edilen şey ne kağıt, ne plastik, ne de kumaştır. Elbette ki iktidarın huzurunu bozacak olan şey o pankartın, o tişörtün üzerindeki yazıdır, resimdir, mesajdır. Yani iktidarın yansıyan yüzüdür. İktidarı bu düzenlemeye zorlayan şey o pankartta yansıyan gerçeğiyle yüzleşememesidir. Aynaya bakmaktan korkanlar çocukların yüzüne nasıl bakar arkadaşlar? Ama ne yapsanız da kendinize kaçamazsınız. Ayak izleriniz hep sizinle yürür. O ayak izlerinizden bulurlar sizi. Bunu siz de biliyorsunuz, o nedenle korkuyorsunuz. Korktukça daha çok baskı ve yasaklama getiriyorsunuz. Ve baskı ve yasak arttıkça daha çok korkuyorsunuz. O bilinen akıbetinizden korkuyorsunuz. Bu büyük aşışmazın içinde debelenip duruyorsunuz. Artık bu süreçte tavşan korktuğu için mi kaçar, kaçtığı için mi korkar sorusuna yanıt aramaya gerek yok. Çünkü korkak tavşan kaçtığı yere korkusunu da götürür. Ve iktidara ortağına sesleniyorum. Diyorum ki vekilleri sustursanız halkı susturamazsınız. Onurlu gazetecileri hiç susturamazsınız. Bu kürsüyü sustursanız sokağı susturamazsınız. Hak ve hakikat milyonlarca adım olur, Bolu Dağı'nı aşar. Hak ve hakikat mahkeme salonunda savunma kürsüsünde Ahmet Şık olur, haykırır, kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet der. Saygılar sunuyorum.